Merhabalar. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün 6 Ekim 2023. Günlerden Cuma. Ekim ayının ilk haftası aynı zamanda Diyanet tarafından camiler ve din görevlileri haftası olarak kutlanıyor. Doğal olarak bugünkü hutbede bu konuyla alakalıydı. Hem camiler övüldü, hem din görevlileri methedildi. Bunlarla ilgili çeşitli açıklamalar yapıldı. Dolayısıyla ben de daha önceki videolarımdan farklı olarak bugün alışılmışın dışında bugünkü hutbeyi ele almak istedim ve hutbede dile getirilen iddiaları biraz dikkatlerinize sunmak istedim. Bu konuya ayırdım. Biraz farklılık olsun istedim. Buradaki eleştiriden amacımız da daha iyi olması için, yoksa kimseleri, birilerini yermek gibi bir derdimizin olmadığını, kaldı ki kimseyi hedef almamaya çalıştığımı da özellikle hatırlatmak isterim. Yalnız bazı hususları da insanların dikkatine sunmak durumundayız. 6 Ekim'in bir başka özelliği vardır sevgili dostlarım bizim tarihimizde. Zira 6 Ekim bundan 100 yıl önce İstanbul'un düşman işgalinden kurtarılışının tarihidir. Yaklaşık 5 yıl kadar İngilizler İstanbul'u işgal etmişlerdi. Bu dönemde İstanbul'a gelişler, İstanbul'dan Anadolu'ya gidişler İngiliz vizesiyle gerçekleşiyordu. Bunun da bilinmesi gerekiyor. Böylesine önemli bir tarih ve 6 Ekim'de düşman buradan tepelenecektir ve İstanbul tekrar kazanılacaktır. Hutbede camilere, din görevlilerine, özellikle din görevlilerine fazlasıyla vurgu yapılırken hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hem onun silah arkadaşları, hem kahraman Türk ordusuna hiç yer verilmemesi beni incitti. Keşke bir minnet borcu olarak buna da değinilse, buna da yer verilse. Yani insanın aklına şu geliyor: acaba din görevlileri kadar onlar hiç mi anılmayı hak etmediler, övülmeyi hak etmediler? Bu bir hakkın teslimidir. Keşke bunlar yapılsa. Maalesef bu tarz konularda Diyanet'in tutumunu biliyoruz. O nedenle çok şaşırdık mı? Hayır. Ama en azından bunu da bir vefa borcu olarak dile getirmek istedim. Öncelikle Gazi Mustafa Kemal'e, silah arkadaşlarına ve kahraman Türk ordusuna rahmet diliyorum. Minnet borcumuzun olduğunu ifade etmek istiyorum. Gelelim hutbeye. Hutbede yer yer alıntılayacağım, alıntıları okuyacağım ve üzerine düşüncelerimi dile getireceğim. Böyle baktığım zaman yine ifade edeyim, alıntıladığım yeri okuduğumu belirtmiş olayım. Camiler ve din görevlilerinden bahsedilirken Tevbe suresinin 18. ayetine yer verilmiş başta ve bu ayette de şu açıklamalar zikrediliyor tabi. Allah'ın mescitlerini Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar ederler. Mescitleri mamur etme, imar etme. İşte bunlar doğru yolda olmaları umulur şeklinde bir açıklama var. Malum bu açıklama var ama şimdi ben her zaman söylerim. Ayetlerin nüzul konjonktürüyle okumanız lazım. Bu ayet Tevbe suresinde yer alıyor. Tevbe suresi ne zaman nazil olmuş? Tebuk seferi safahatında. Ve burada tepeden tırnağa münafıklar eleştirilir, yerilirler. Ve sure bundan bahsediyor büyük oranda. Burada da malumunuz münafıkların bir mescit inşa edip Hazreti Peygamber'i oraya getireceklerdi ki buna yine aynı surede dırar mescidi, zararlı mescit denir. Burayı meşru gösterecekler, yani Resulullah geldi buraya, bizim mescidimizi tanıdı. Onu gönderecekler, orduyu gönderecekler, içeriye adam verecekler. Ve Resulullah'ı bu sefer sırasında öldürecekler. Böylece de Resulullah kaybedildikten sonra kendileri Medine'de yeniden bir güç elde etmeye çalışacaklar ve Resulullah'ın yerine geçecekler. Yani mescidi bu amaçla kullanmak için inşa etmişlerdi. Ama Resulullah da dönüşten sonra uğrarım demişti. Dönüşte de surede münafıkların emelleri açıklanınca, ifşa edilince böylece Resulullah bu mescidi yaktıracak, yıktıracak, yaktıracaktır. Dolayısıyla da surenin nüzul konjonktürü bu. Yani mescitleri amacı dışında kullanan kişiler yeriliyor ve bununla ilgili bir açıklama yapılarak mescitleri de işte
Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar ederler. Yani mescit yaparlar, mescidi imar ederler. Bunların amacı farklıdır demek istiyor. Buna özellikle dikkat çekmek isterim. Keşke ayetin nüzul konjonktürü de dikkate alınsa, mescitleri amacı dışında kullananlar bu bağlamda yerilse, mesela yakın geçmişte mescitler adeta bir siyaset meydanına dönüştü. Buna yönelik bir hassasiyet güdülseydi bu ayeti oraya yazanlar, onun Kur'an'da yer aldığını biliyorlardı o dönemde de. Sesleri solukları çıktı mı? Yok. Keza aynı şekilde kimi din görevlileri yine o safahatta ve müteakip süreçte mescitleri adeta birer propaganda merkezine dönüştürdüler. Kimisi, daha da ilginç örneklere rastladık, yüz kızartıcı, sevgilisiyle basılan oldu. Mescidi bu amaçla kullanan bile oldu. Ne yaptınız bu insanlara karşı? İnceleme başlattık veya gündem değişti, kapandı. Bu mudur? Veya kimisi kürsülerden halkı kin ve düşmanlığa sevk etmeye başladılar. Böyle örnekleri de gördük ki hala da görüyoruz. Aslında ben bu videoyu çekmeden önce bu kimi sosyal medyaya düşen imamlarla ilgili bir video çekme planım vardı kafamda, ama bu konuyu görünce bu meseleye öncelik vermek istedim. Daha bir iki gün önce bir imam diyeceğim, yani neticede Diyanet'in görevlisi belli ki, çıktı ne dedi? Deprem bölgesinde, özellikle de Hatay'ı kastederek, Hatay'da 5-6 ceset varmış, hepsi kokuyormuş ama bir tanesi de içlerinden miskü amber gibi kokuyormuş. Meğer araştırmışlar, bir de bakmışlar ki bu Suriyeliymiş. Adam düpedüz camiden halkı aşağıladı. Suriyelileri öne çıkarmak için, Arap seviciliği yapmak için kendi halkını leş gibi kokuyor diye öylesine bir elim olay üzerine kalktı. Böyle adeta kin nefret kustu. Ne oldu? İnceleme başlattık. Sonuç ne olacak? Gündem değişecek. Yine o adam görevini devam edecek. Belki de ödüllendirilir. O da işin başka bir boyutu. Bu konuları ele alacaktım ama dediğimiz gibi hutbeyi görünce ilgimi çekti. Dolayısıyla da hutbe üzerinden bazı konuları ele almak istedim. Belki bu konuyla ilgili de ayrı bir video yaparım. Çünkü ciddi ciddi rahatsız edici sahneler görmeye başladık. Bunlar hiç hoş değil, hiç de bu mesleğe yakışmıyor. Dolayısıyla buna yönelik de en üst perdede çok ciddi bir eleştirinin olmasını beklerdik. Hutbe bir de öyle enteresan ki, sanki imamların bu tarz çıkışlarına yönelik oluşan öfkeyi de üstü kapalı olarak bertaraf etmeye yönelik mesajlar da içermekte. Tam da denk gelmiş. Yani camiler haftasında imamları öven, ya böyle olur ama bunlara hoş görün veya bunlar hiç olmamış gibi tamamen duyarsız bir tavrın olduğunu da ne yazık ki görüyoruz. Hutbenin girişindeki ayetten sonra her zaman olduğu gibi yine bir hadise yer verilmiş ve beldelerin Allah'a en sevimli olan mekanları camilerdir şeklinde bir rivayetten alıntılanmış, Resulullah'a isnat edilen bir rivayet. Devamında ise yine alıntılayarak okuyacağım. Camiler ve mescitler Allah'ın evleridir, İslam medeniyetinin simgesidir, şehirlerin kalbidir, birlik ve beraberliğimizin nişanesidir gibi güzellemeler yapılmış. Özellikle bu birlik beraberlik meselesi benim kafama takıldı. Peki Allah için sevimli olan mekanlar, birlik beraberliğin simgesi olan bu mekanlar nasıl oluyor da bugünlerde halkın uzaklaştığı mekanlara dönüştü? Bunu hiç düşündünüz mü? Yani keşke bunu sorgulasaydınız. Mesela gençler camiye gelmiyor diye Sayın Reis bile yakındı. Neden gelmiyorlar diye bunu bir sorguladık mı? Sebebi nedir? Biraz bu konuya da kafa yorsak keşke. Mesela ben kendi tecrübemi anlatayım. Dün de ta İsviçre'den bir dostumuz, bir kardeşimiz gelmiş Ordu'ya. Ordu'dan kalktı, beni ziyarete geldi. Orada da konuştuk. Yani dün de aynı mevzu konuşuldu. İnsanlar artık camiden, cemaatten soğudular. Bunun farkında mıyız? Ve şöyle sokakta gezdiğim en az veya konuştuğum 10 kişiden 7-8 kişi artık ben camiye, cumaya gitmiyorum diyor. Terk ettim diyor. 3 sene, 5 sene önce terk ettim. Ben şu kadar zamandır gitmiyorum diyor. Neden gitmiyorlar acaba? Biz bunu hiç sorguladık mı? Böyle güzelleme çekiyoruz. Camiye gelen halka
her zaman olduğu gibi ver mehteri muhtevasında açıklamalar yapıyoruz ama bir de cami cemaati olup terk edenler var. Neden gelmiyorlar? Neden gençler camiye ilgi duymuyorlar? Bunu hiç sorguladık mı? Neden gençler dinden uzaklaşıyorlar? Birçok insan dinden uzaklaşıyor. Sebebi nedir acaba? Yani burada hutbede güzelleme yapıyorsunuz. Camiye gelen insanlara bunları veriyorsunuz ama gelmeyenleri getirecek ne yaptınız? Sizin sosyal medya imamlarınız sayesinde mi insanlar camiye gelecekler? Bir de böyle sorgulayın bakalım. O zaman din görevlileri bu şekilde övücü sözler söyleyebilecek misiniz? Tabii ki burada şunu da belirtelim. Böyle konuşurken bir genelleme yapmıyoruz. İçlerinde son derece erdemli, son derece donanımlı insanlar vardır. Çok imam tanıyorum. Yakında, en yakınımdaki insanlar var, imam olanlar. Son derece donanımlılar. Ama böyle hokkabazlar da var. Bunlara yönelik neden tedbir alınmaz? Neden bunun önü bu kadar açılıyor ve adeta sırtları sıvazlanıyor? Niçin? Çünkü nasılsa yaptırım yok. Bunu biliyor. Bilinçaltında bu olduğu için de istediği gibi kurum kimliğini kullanarak hem kurumu hem dini hem de kendini rezil ediyor, farkında değil ve insanları da olabildiğince camiden uzaklaştırıyor. Keşke bunlar üzerine de gidilse ve bu konuda da bir açıklama yapılsa. Hutbede ayrıca hademe-i hayrat olarak camilerimizde görev yapan hocalarımız, bakınız yüce dinimiz İslam'ın hakikatlerini bizlere öğreten nebilerin yolunun varisleridir. Vay vay vay. Nebilerin varisleridir. Hazreti Peygamber'i tanımasam ben de inanırım bu cafcaflı cümlelere. Acaba neyin hademe-i hayratı? Hayır hizmeti. Bir ay maaş vermeyin. Bakalım kaç kişi kalacak? Alın size hademe-i hayrat. Kimi kandırıyorsunuz? Kimin imkanlarıyla, neyin imkanlarıyla kalkmış hademe-i hayrattan bahsediyorsunuz? Bu camiler Cumhuriyet'in eseridir. Oradaki görevliler de yine devletin imkanlarıyla görev yapan insanlardır. Size bu imkanı sunan Cumhuriyet kadrolarına bir minnet borcu ifade edemiyorsunuz. Ondan sonra kalkmışsınız milletin vergileriyle hizmet yapan bir kuruma hademe-i hayrat. Biz de devlet memuruyuz. Devlet bizim İAŞ'imizi sağlamazsa, böyle bir imkanımız olmasa ne yapacağız? Ertesi gün tencere kaynatamazsın, gidersin ya pazarda çorap satarsın, ya ne bileyim limon satarsın, ya başka iş yaparsın. Bu böyle değil mi? Yani sadece onlar için de geçerli değil. Hademe-i hayratmış. Yok ya. Devletin imkanlarıyla hademe-i hayrat yapıyormuşsun. Ne güzel. Kimi kandırıyorsunuz? Yani biraz daha gerçekçi olur insan. Hademe-i hizmet yapan görevle aynı zamanda Kur'an'ın eşsiz ilkelerini ve Allah Resulü'nün güzel ahlakını aktaran hatiplerimizmiş. Peki bu hocalar Kur'an ilkelerini, Nebi'nin ahlakını anlatıyormuş ve varisleriymiş. Böyle ki iddiada bulunuyorsunuz. Bu konuda ciddi misiniz diye size bir soru sorulsa ne dersiniz? Yani siz buna inanıyor musunuz? Peygamber varisleri. Siz inanıyorsanız ben de inandım veya biz de inandık. Neden gerçekçi olamıyoruz? Neden hani derler ya şapkayı önümüze alıp da hasbihal edemiyoruz. Mesela bu hocalar için mümin gönüllere Kur'an'ı nakşediyorlarmış ifadesi kullanılmış ve sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenizdir şeklindeki nebevi iltifata mazhar olanlar demiş. Bunlar Kur'an mı öğretiyorlar Allah aşkına? Daha dündü zannediyorum Kur'an öğrenmenin ve bu sözün hangi amaçla kullanıldığına değindim. Kur'an öğretmek demek Kur'an'ın ahkamını öğretmektir. Yerlerde sürünüyoruz. Neden bahsediyorsunuz siz? Ve buradan kalkmış kendinize paye çıkarıyorsunuz bir takım ayetlerle. İnsan biraz düşünüp öyle konuşur. Evet, iyi şeyler yapılmıyor mu? Elbette ki yapılıyor ama bunlar devlet imkanıyla yapılıyor. Hem devlete böyle sırt çevirip biraz da böyle memnuniyetsiz bir şekilde bu memnuniyetsizliği gösterecek bir takım reaksiyonları her seferinde bilinçli bir şekilde gösterip diğer yandan da bu şekilde açıklamalar yapmak bana samimi gelmedi en azından. Mesela madem böyleymiş, nebevi iltifata mazhar oluyorlarmış. Mevcut din anlayışı, dayatılan din anlayışı gereği camiyi terk eden insanlara karşı bir sözünüz yok mu? Bir sorumluluğunuz yok mu? İsterseniz cemaat sayısı ne kadar azaldı, çoğaldı diye bir araştırma yapın. Kendiniz yapın, tabloyu kendiniz görün. Ben iddiayla söylüyorum. Benim arkadaşlarım dahil 10 kişiden en az 7 kişi, en az 7 kişi ben camiyi, cumayı terk ettim, gitmiyorum diyor adam. Neden gitmiyor bu adam? Evimde kılıyorum diyor.
Neden gitmiyor acaba? Bir bunu sorgulayalım. Yani güzelleme çekmek hutbelerden çok güzel. Nasılsa halk da geliyor. Cami edebi gereği kimse de bir şey demiyor. Veya orada konuşulanlara bol bol ahkam kesiyorsunuz. Yani bu kendin pişir, kendin ye gibi bir şey. Kendi kendinize körler sağırlar, birbirini ağırlar misaline dönüşüyor iş. Ama işin bir de bu boyutu vardır. Buna da dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Mesela hutbede Ali İmran suresinin 104. ayetine de vurgu yapılmış. Ayette şöyle diyor. İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten alıkoyan bir topluluk bulunsun. İşte diyor bunlar da bakınız bu görevi yapıyorlar şeklinde bir mesaj veriliyor. Ve Diyanet İşleri Başkanlığı olarak da diyor bizler bu ayeti kerimeyi kendimize şiar edindik. Şiar edindiğiniz için insanlar camiden kaçıyorlar demek ki. Keşke Diyanet bu konuda güvenilirliği en yüksek kurumlardan birisi olsa ve söylenenler karşılık bulsa. Elbette ki bir kısmı için böyle ama çoğunluğa baktığınız zaman maalesef habire irtifa kaybediyoruz ve olabildiğince güvenilirliğimizi yitiriyoruz. Bunun da farkında olalım derim. Ve devamında diyor ki öncelikli gayemiz cami merkezli bir hayatla tüm insanlığın ihyasıdır. Yani ülkemizi hallettik, insanlığa kadar gidiyoruz hocam. Yani ülkemizin hali pürmelali, cami cemaati, din ve dindarlık gidişatımız ortada. Bunu halletmişiz yani sayesinde tüm insanlığın ihyasına uğraşıyormuşuz. İnsan önce kendi dükkanının önünü süpürmeli. Hocalarımız minarelerden haydi namaza, haydi kurtuluşa nidasıyla tüm insanları kurtuluşa davet etmeli. Öyle olsun. Zannedersiniz ki bu insanlar dedelerinin hayrına, babalarının hayrına, geçmişlerinin hayrına burada görev yapıyorlar ve bütün dertleri Allah rızası için düşmüşler yollara. Dediğimiz gibi bir ay, iki ay maaş vermeyin. Bakın kimi bulabilirsin. Veya şöyle yapalım. Camileri tamamen cemaate bırakalım. Devlet desteği kesilsin. Elektriğinden, suyuna, görevlisine kadar cami cemaati karşılasın imamın giderlerini. Bakın kaç kişi gelir camiye. Cemaat ne olur? Devlet eliyle bunları yürütürken bir taraftan da olabildiğince kendini abartmanın bir mantığı, bir alemi yok. Doğru da değil, etik de değil. Yapanlar var mı? Var elbette ki. Ama genele konuşuyorsanız o zaman geneli de dikkate alarak cümlelerinizi seçmeniz gerekir. Hutbede, burası da enteresan, İstiklal Marşımıza vurgu yapılmış ve bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Çok güzel bu mısralara yer verdiniz. Hakikaten övgüye değer bir şey. Peki din görevlilerine bu kadar övgüden söz ettiniz ve bu şiiri de getirdiniz, okudunuz. Peki istiklal için bunca mücadele eden Gazi Mustafa Kemal ve onun silah arkadaşları, kahraman Türk ordusu hiç mi sizin kadar övgüyü hak etmedi? Bu ne perhis ne lahana turşusu misali. Bakınız. Böylelikle işte irtifa kaybediyoruz biz. Onların camide anılması, anılmaması meselesi değil. Mesele burada bir hassasiyet, mesele bir vefa ve dürüstlük örneği sergilemek. Bunu yapabiliyor muyuz? Yok. O zaman bakınız söylenenler boğazdan aşağıya gitmiyor. Kimseyi de ikna etmiyor. Biraz kısa kısa geçiyorum çünkü süre hayli ilerliyor. Hutbede ayrıca camilerimiz ırkı, dili, rengi ve cinsiyeti ne olursa olsun bütün Müslümanları bağrına basıyor. Din görevlileri olarak bizler de başta camilerimiz ve Kur'an kurslarımız olmak üzere aile ve dini, rehberlik bürolarımız, gençlik merkezlerimiz gibi pek çok alanda insanımıza hizmet sunuyoruz. Nasıl hizmet sunuyoruz? İnsanları ötekileştirerek mi? Suriyeli cesedi kokmuyor, diğerlerinin cesedi kokuyor deyip ayrımcılık yaparak mı? Camiyi siyaset meydanı yaparak mı? Din diye hurafe, hikaye bataklığına çevirerek mi? Akıl dışı masallar anlatarak mı hizmet sunuyorsunuz? Bunları da sorgulayalım. Hepsi böyle değil diyorum. Yine de genelleme yapmıyorum ama maalesef hakim anlayışında ne olduğunu görüyoruz. Camilerin yanı sıra ayrıca Diyanet değişik alanlarda da hizmet yaptığına vurgu yapmış ve İslam'ın rahmet yüklü mesajını veya mesajlarını kardeşlerimize ulaştırmanın gayretindeyiz. Kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı herkesin okuyabileceği dinimizi, değerlerimizi, tarihimizi ve kültürümüzü öğrenebileceği kitaplar ve dergiler yayınlamaktayız. Ne kadar güzel. Öyle söyleyelim. Yani. Böyle aklıma çok şey geliyor da incitmemek için cümlelerimi özenle seçmeye çalışıyorum. Madem bu kadar büyük bir özveri içerisinde bu kurum, neden hala yerlerde sürünüyoruz? Bunu niye sorgulama gereği hissetmiyoruz? Bunca camiler, işte dediğiniz gibi faaliyetler,
İmam hatipler, Diyanete bağlı binlerce, yüz binleri buldu belki de. Kur'an kursları, merdiven altı, merdiven üstü, dernekler, vakıflar, tarikatlar, cemaatler, ne bileyim ilahiyat fakülteleri, yani olabildiğince bütün devlet imkanları serilmiş. 120'nin üzerinde ilahiyat fakültesi var. Binlerce ilahiyatçı mezun oluyor. Yetmiyor, İLİTAM diye bir program var. Çakma bir program. Buradan bir sürü insan mezun oluyor vesaire vesaire. Hala dökülüyoruz. Bunu niye sorgulamıyoruz? Madem bu kadar önemli hizmet görüyorsunuz, kimi kandırıyorsunuz? Veya siz bu söylediğinize inanıyor musunuz? Neden böyle? Çünkü samimi değiliz. Söylenenler halkta karşılık bulmuyor. Dini Müslümanlar bitirdiler. Adeta imha ettiler hocam. Tüketiyoruz. Din tükendi, tükendi, tükendi. Ve ben her zaman da söylüyorum. 100 yıl sonra bizim torunlarımızın kendi çocuklarını anlatacak din kalmayacaktır. Tıpkı batıdaki gibi bu kayıtlar geçer tarihe. Nasıl ki kilise İnsanların üzerine böyle dini baskı olarak kullandığı orta çağda ve ondan sonra kilise iflas etti ve insanlar artık dinden uzaklaştılar. Aynı şey olacak hocam. Türkiye'de de aynı şey olacak. Ha dinlerde yürür. Biraz böyle tarikat cemaat çevresinde hani onlar giderek onlar da küçülürler ama burada biraz yürür. Biraz da işte cami cemaati olarak böyle bir kültürel bugün kiliselerin düştüğü duruma düşer. Ama aklı başında sorgulayan insanlar dinden uzaklaşırlar. Maalesef durum budur. Ve o zaman da rahmetlik Neşet Baba'nın çok güzel türküsü geldi aklıma. Kendim ettim, kendim buldum. Bunu çok söyleriz. Ama iş işten geçmiştir. Maalesef de geçiyordur. O nedenle biraz daha dikkatli davranmamız gerektiği kanaatindeyim. Bunu belirtmek isterim. Deminki övücü sözleri peşinden dini, mübini, İslam'ı aziz milletimiz ve tüm insanlığa anlatmanın çabası içerisindeyiz. Ya insanın gözü yaşarıyor. Her yaştan ve her meslekten insanımıza yüce kitabımızı öğrenmeyi asli görev telakki ediyoruz. Ne denebilir bu cümlelere? Şapka çıkarılır. Peki o zaman soralım. Sayenizde camiye giden gençler gitmiyor. Gitmeyenler zaten hiç gitmiyor. Ve bundan siz yakındınız üstelik. Ateistler kalktılar size teşekkür ettiler. Bu söylemle bizim çaba sarf etmemize gerek yok. Bize insan kazandırıyorsunuz diye. İnsan öz eleştiri yapar biraz. Ya bunları söylüyoruz. Bunları camide, kürsülerde söylüyoruz ama ya gerçekten bu söylediklerimizin biz neresindeyiz diye insan az da olsa sorgulamaz mı ya? Bu nasıl bir şey? Ve devamında da uzatmayacağım fazla. Ne diyor? Dinimizi istismar etmeye, değerlerimizi yozlaştırma, aile yapımıza zarar vermeye çalışanlara karşı bilgiyle, bak, bilgiyle ve hikmetle. Allah mübarek etsin, ne diyelim? Allah kabul etsin. Ama yani siz inandıysanız tekrar edeceğim aynı cümleyi, ben de inandım. Keşke söylenenler boğazdan aşağı gitse. Keşke bu tür gazeller okuma yerine birinci dereceden sorunlara parmak basılsa. Bakınız. Siz camide bunları söylüyorsunuz ama sokakta farklı bir hayat devam ediyor. Bunun en güzel tanığı pazar yerleridir. Gidin pazar yerlerinde, pazar toplandıktan sonra oradaki yaşlı annelerin, teyzelerin, küçük çocukların rızık aradıklarını atık meyvelerden, sebzelerden akşam tencereyi kaynatmak için bir şeyler karıştırdıklarını görürsünüz. Biraz da bu tarafa dokunun. Neden oldu bunlar? Neden bunun üzerine gidilmiyor? Bunun sebebi nedir diye biraz da bunu sorgulayın. Bakınız geçen gün açıklandı. Yanlış okumadıysam yani internetteki haberdi. Açlık sınırı 43 bin TL olmuş. 43 bin TL açlık sınırı. Ne oldu bize? Neden bu duruma geldik? Hani hep dış güçlerdi. Hani faiz indiriyorduk ve güllük gülistanlık olacaktı. Faiz indiriyoruz dedi. Alkışladınız. Nas vardı. Alkışladınız. Faizler şimdi tam tersine uçtu gitti. Yine alkışlıyorsunuz. Neden oluyor bunlar? Bunları da sorgulamak bizim görevimiz değil mi? Hani biz insanlara doğruları anlatacağız. Ki insanlara hakkı, hakikati, adaleti anlatmış olalım. Şimdi bu söylediğiniz iddialar veya bu hutbedeki güzellemelerinize siz inandınız mı? Veya halkın inandığını mı zannediyorsunuz? Evet, madem öyleyse siz inandıysanız biz de inandık. Cümlelerimi şöyle tamamlayayım. Bu söylemlerle, bu hayal satmakla nereye kadar? Maalesef işler acısı bu yönüyle baktığımız zaman.
Evet, tabii bir tarafta gözüm de şeyde saatte epey de ilerledi. Kusura bakmayın. Biraz daha bir şeyler anlatacaktım ama yeterince maksadımı izah ettim diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler ediyorum. Tabii bunu şu notu da düşeyim. Buradaki amacım yani bir kurumu eleştirmek, itibarsızlaştırmak böyle bir şey değil. Ben bu kurumun içerisine çıkmış birisiyim ama görünen yanlışları da birilerinin dile getirmesi gerekir. Evet, iyiyiz, güzeliz ama bakınız bunlar da bizim sorunlarımız. O nedenle de cümlelerimi özenle seçmeye çalıştım. Sadece sorunlarımızı dile getirmek istedim ve sorunlarımıza parmak basmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek dileğiyle.